Şafak herif. Ne var oğlum? He? Ne var? Eli yüzü düzgün adamsın. Bebek gibi suratın var. Ecem'e karşı ufacık bir şeyler istesen ayıp mı ya? He? Erkek adamım ben ya. Beğenirim. Tamam. Geçen gün öyle şirketin önünde bana geri dönmem için yalvarmış olabilir. Hani kadınlık gururum okşandı. Evet, yalan değil. Ama onu deli divane kıskanacak gibi de değil. Siz Haluk Bey'e aşık olmadığınıza emin misiniz? Ece, saçmalama. O senin patron. Saçmalama. Sen bu kıza çok mu aşıksın? Hangi kıza? Vallahi benim bildiğim bir adamı sadece aşık olduğu kadın mesajıyla bu kadar öfkelendirip delirtebilir. Yani. Gözleri çok güzel. Ne yapıyorsun ya? Kendine gel. Senin baş asistanın ya. Baş asistanın. Kendine gel. Düne kadar bana özel yaşantınızla alakalı bir sürü rapor veriyordunuz. Seni bu akşam bir kere bile rapor vermek için aramayayım da sen bir delir bakalım nasıl oluyormuş bu işler. Yo, erkek arkadaşım olduğunu öğrenince nasıl da geri adım attınız. Tırsıp tabii aramaları kestiniz. Yarın sorunca da Şebnem'le beraber o kadar eğleniyorduk ki aklıma bile gelmedi derim. Böylesi daha iyi oldu aslında. Herkes birbirinin özel hayatından uzak durmasın ondan sonra. Bence de. Sizi o hayali kız arkadaşınızla mutluluklar diliyorum Haluk Bey. Acaba senin o erken sivilceli erkek arkadaşın ise kaça gidiyor? Baba. Efendim Müşra'cığım.